Merhaba arkadaşlar bir gündem videosu yapmak istedim. Kripto Ağustos'ta sert yükselebilir ve panik alışları görebiliriz. Airdroplar öldü mü yoksa hala şansımız var mı bunu konuşacağız. 30 dolar kazanabileceğiniz bir kampanyadan bahsedeceğim. MT Gox olayını konuşacağız. Artık herkes biliyor sürekli MT Gox konuşuluyor ama hala risk devam ediyor bunu anlatacağım. Ve artık Eylül'de %100 beklenen faiz indirimini konuşacağım. Bu aslında diğer her şeyden daha da önemli. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Kripto Kontu. Bu aralar biraz YouTube'u biraz daha ara vermiştik ama piyasada düzeliyor. Ee, daha sık videolar çekmeye çalışacağım. Hem size gündemi anlatacağım hem de eğitim içeriklerimiz devam edecek. Videoya başlamadan önce sizden bir ricam var. Bize etkileşimle destek vermeniz. Hem yaz geldi hem de kripto piyasası çöktüğü için izlenmeler çok azalıyor ve birçok YouTube arkadaşlar az video çekiyor. Ee, ben sizden isteğim işte like atarak, yorum atarak bize destek veriniz. Biz de size fırsatları getireceğiz. Çünkü gerçekten şöyle ekranımı göstereyim arkadaşlar. Gece gündüz haber kovalıyoruz, içerik kovalıyoruz, analiz yapıyoruz. Ve bunlarla ilgili işte sizlere içerikler oluşturmaya çalışıyoruz veya kendi yatırımlarımızı yönetiyoruz. Bunlar kolay değil. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Hızlıca videoya giriyorum hemen. Şimdi ilk olarak Bitcoin'imizi açtığımız zaman 64 bin dolara temas edip geri dönen bir Bitcoin var. Şimdi benim en önem verdiğim konulardan biri FED faizi ve CNBC'e bununla ilgili bugün bir açıklama yaptı. FED'in Eylül ayına kadar faiz indirimi yapma olasılığı, Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığı %100 artık yatırımcılar ve traderlar bu şekilde bekliyorlar. Peki ne demek istiyor? Ben size bunu grafikle göstereceğim. Bakın bu gördüğünüz mavi şey arkadaşlar Amerikan enflasyonu. Sarı şey ise faizler. Bakın faizler enflasyon %10'larda, faizler %0'larda. Ee, ve şu sol taraf faiz. Faiz yükselmeye başladıktan sonra arkadaşlar enflasyon görüldüğü gibi düşüyor. Ve şu an enflasyon %3. Faizler ne kadar? %5.5. Çok ciddi bir fark var. Şu an çok fazla pozitif reel getiri var. Yani parasını faiz yatıran bir adam para kazanıyor. Biz buna pozitif reel getir diyoruz. Bu durumda da artık enflasyon baskılanmış oluyor. Şimdi enflasyon bu kadar baskılanmışken dün FED Başkanı bir açıklama yaptı. Normalde enflasyon hedefleri %2 idi. %2'ye kadar beklemek bu işi çok uzatabilir dedi. Ve bununla beraber de herkesin artık faiz indirim beklentileri arttı. Peki hocam ya faiz indirimiyle benim işte Binance'imdeki kripto ne alakası var? Şöyle bilgisi var. Şimdi büyük ağababaların bir sürü parası var. Onlar gidiyor şimdi parayı faize yatırıyor. O adam rahat rahat para kazanıyor. Şimdi faiz düştüğü zaman bu adamlar diyecek ki nereye yatırım yapsam? İşte bunların bir kısmı altına gidecek. Bir kısmı gayrimenkule gidecek. Bir kısmı borsa endeksleri gidecek. Bir kısmı da coinlere gidecek. Ve küçük olan coinlere likitte geldiği zaman ciddi artışlar görebiliriz. Yani 10 liralık bir coin 1 liraya düşmüştü ya. O 1 liralık coinler de 10 liraya çıkabilir. Ağustos ayında güzel yükselişler görebiliriz. 10x Ağustos'ta beklemiyorum bu arada. Şimdi şunu söylemem lazım. Fed faizi indirmeli. İndirmek zorunda. Neden? Çünkü arkadaşlar seçim arkasında Amerika'da aynı Türkiye gibi bir ülke yakında bir seçim var. Ve seçimden önce piyasanın, marketin zor olmasını istemez adaylar. Şimdi Trump adaylardan biri ve kazanılması yüksek oranda olan bir aday. Ve Trump piyasada mı? Neden? Çünkü şirketleri var zaten. Hani bu yüzden de faizleri sevmez. Hemen düşürür. Zaten bu bir fiyatlanıyor şu an. İki, şimdi karşıdaki rakibin de ona uygun argüman etmesi lazım. O yüzden de bakın dikkat edin hemen ne oldu? Faizleri arttı. Yani faiz indirimleri hızlanacak dedi. Önce bir konuşuluyordu sonra iki konuşuldu şimdi üç konuşuluyor. Bu da çok güzel gelişme kripto için. Yüzlük 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 kuyruğuna geldik. Ee, onu söyleyebilirim. Şimdi Trump başkan yardımcısı olarak, başkan yardımcısı adayı olarak GT Vance'i seçti. Bu çok önemli bir şey çünkü J.D. Vance'in kendi zaten Bitcoin yatırımcısı ve kripto dostu bir adam. Kripto dostu bir adamın e zaten Trump kendini Bitcoin başkanı ilan etti ve Temmuz'da konferans var. E, oraya gidecek. Hatta ben de Ağustos ayında Amerika'da olabilirim. Eğer denk getirebilirsem de Trump'ın bir tane mitingine katılmak istiyorum. Şimdi bu kadar kripto dostu bir adamın ...gelmesi bizim için çok güzel bir gelişme. Şimdi Empty Gox olayını anlatacağım. Şu an karşımda grafiği de görüyorsunuz. Arkadaşlar Empty Gox'un elinde... ...138 bin adet... ...çok fazla oğlum ya. 138 bin adet Bitcoin var. Bunlar böyle 2012'de yanlış hatırlamıyorsam. 2012'de bir kripto para borsası. 200 dolar olanlar gidiyor Bitcoin alıyor oradan falan. Şimdi bu adamlar hacklendi ve... ...sonra bir kısım Bitcoin bulundu. Bununla ilgili daha önce çok triz paylaştım Twitter'da. Ee, mahkeme karar verdi. İade yapılacak. Kimileri dolar olarak istedi ya da işte kendi para birimine çünkü uzak doğuda. Kimileri de bitcoin olarak istedi. Ve şu an dağıtımlar başlandı. Yani MTGOX'un elinde tuttuğu bitcoin miktar çok ciddi bir miktar ama 31 Ekim'e kadar parçalı olarak dağıtılacak. Bu da riski böler. Tam bu sırada faizler düşer ve biz kripto piyasası likit de bulursa MTGOX'u yer almadan atlatabiliriz. Ama faizler beklendiği gibi düşmezse ve MTGOX ters atışarsa piyasalar tekrar dump yiyebilir. Böyle bir risk var. Sizi fomolandırmak İstiyorum belki piyasaya karşı iyimser inancınızı arttırmak istiyorum ama tedbiri de arkadaşlar elden bırakmayın. MTGox tarafı hala bizim için bir risk. Şimdi airdrop'lar öldü mü? Aslında airdrop'ların en çok kasılacak vakit şu an. Airdrop'lar ölmedi arkadaşlar. Tam aksine gayet güzel. Çünkü neden? Şimdi şöyle düşünün. Bir pasta var. Bu pastayı dilimlere bölüyoruz. 100 kişi gelip 100 dilime bölersek bana çok küçük bir şey düşer. 100 dolarlık bir pasta 100'e bölersek bana 1 dolar düşer. Ama ona bölersek bana 10 dolar düşer. Ne kadar az kişi olursa o kadar iyi. Aslında biz bunlar videosunu çekerek daha çok kişinin ulaşmasını sağlıyoruz. Bizim de işimiz bu aslında ama arkadaşlar aslında e, ölmedi. Tam boğa piyasası öncesi yapılan airdroplar öyle çok para kazandırır ki. 3000 dolar, 5000 dolar, 20.000 dolar. Sonra bir ömür insanlar onlara konuşur. Ve ondan sonraki 2-3 yıl airdroplar yine para kazandırmaz. Bence airdropların en çok para kazandıracağı döneme geldik şu an. Şimdi J.P. Morgan dedi ki ben az önce dedim ya Ağustos'ta sert yükselebilir. J.P. Morgan'ın bununla ilgili bir raporu var. O raporu aslında ben e, telaffuz ediyorum. J.P. Morgan'ın raporuna göre Ağustos ayında kriptolarda bir yükseliş bekleniyor. Ki bu şu an Temmuz'a da kayacak gibi duruyor. J.P. Morgan gibi devasa yatırımların olduğu, devasa yatırım bankaları da daha doğrusu kripto ile ilgili olumlu raporlar açıklıyorlar arkadaşlar. Şimdi Ethereum ETF'i 23 Temmuz Salı günü artık işleme başlayacak ve Amerika'da çok kolay bir şekilde Ethereum ETF'leriyle Ethereum alınacak. Bu çok güzel gelişme çünkü spot gelişme. Ethereum piyasasında ve Ethereum ekosistemlerini de geliştirecek. Bitcoin'e ETF geldi ve Bitcoin aşırı arttı. Şimdi Ethereum'a ETF geldi ve Ethereum ve ekosistemi ciddi anlamda arttı. Peki bizim şu an ne yapmamız lazım? Solana. Bir sonraki ETF çok muhtemel Solana olacak ve Solana ekosistemiyle biz yakından ekip arkadaşlarım yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili de bir Solana yatırım sepeti mi diyeyim, yatırım yapılabilecek coinler mi diyeyim bu tarz bir videoda paylaşmayı planlıyorum arkadaşlar. Belki bir sonraki de Doge olur. Ee, Şurada da bakın köpeğim var arkadaşlar. Doge'ü ben çok seviyorum. Belki bir sonraki de Doge olabilir. Çünkü şu an Amerikan en zengin isimlerinden biri. Zaman zaman dünyanın en zengin oluyor. İlk üçte geziyor. Elon Musk şu an ekranda da görüyorsunuz. Her yerde Elon Musk'ı görüyoruz. Doge'si var ciddi anlamda. Ve şu an Trump'ı destekliyor. Trump çok muhtemel kazanacak. E, kendi coin'ine de bir ETF çıkarttırır diye düşünüyorum e, Elon amca. Buradan da sana sesleniyorum. Bence çıkması lazım. Doge'un da ETF'in çıkması lazım. Şimdi geldik son olarak 30 dolar kazanabileceğiniz bir etkinlik. Biz bunu her ay yapıyoruz. Her ay arkadaşlar 30 dolar dağıtıyoruz. Kime? Ee, bunun formunu video açıklamasına bırakıyorum. Binance'da bizden üye olup Future'da veya Spot'ta ikisinde de ayrı ayrı yani ikisinden birini yapabiliyorsunuz. Ayrı ayrı hacimler oldu. Şartlar var. Burada yazıyor. Bunun linkini aşağıda vereceğim. Ee, bir ödül havuzu var ama her ay boş kalıyor. Özellikle 18 yaşını yeni geçen çok fazla insan var şu an. Kriptoya ilgi duyan çok fazla insan var. Tam öyle o dönemdeyiz. Arkadaşlar video açıklamasındaki linki bakabilirsiniz. Veya siz zaten örnek veriyorum Binance hesabınız vardır. Ama futures aktifleştirmemişsinizdir. Yine size faydası olur. Veya bir arkadaşınız tam başlayacak. Onun haberi bile yok. Bu linki ona atıp faydalanmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Her ay 30 dolarlık kampanyamızı yapmaya devam ediyoruz. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılanlar, merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz alanlar yorum olarak yazın. İçerik üretirken bizim en büyük stresimiz ne üretsem oluyor. Ama hepinizin merak ettiği şeyler varsa onları üretmeyi isteriz. Yorumları yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.